Selamlar dostlar, ben Selman. Bugün hayatta kalma kitlerinin 3. videosunu çekiyoruz. Elimde gördüğünüz hayatta kalma kiti daha önce ikili çektiklerimize kıyasla çok daha kapsamlı bir kit. İçerisinde bayağı bir şey mevcut. Sizlere keyifli birkaç dakika yaşatmak amacıyla bu videoları çekiyorum. Yoksa ya bunu alıp şöyle yaklaşık 1 kiloluk bir çanta bu. Bunu alıp doğaya çıkmıyorum ben de. Belli ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. Şimdi yavaştan çıkartalım, içerisinde neler var onlara bir bakalım. Ayrıca nerelerde kullanılıyor, hangi amaçlarla kullanıyor onlara da değineceğim. Yani direkt olarak dışarı çıkacağız ve dışarıda test edeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi çantadan bahsetmek istiyorum. İlk olarak çantamız Nightcore'un NUP10 modeli. Nightcore'u biliyorsunuzdur. Bilmeyenleriniz de varsa hemen paylaşayım ne olduğunu. El feneri, bisiklet feneri gibi farklı farklı ürünler üreten bir marka. Hatta geçenlerde bisiklet fenerini incelemiştim. Şuradan izleyebilirsiniz. Bayağı kuvvetli bir fenerdi. Burada da NUP10 çantası var. Bu da kordura çanta. Yani sağlam kumaşlardan üretilmiş. Askeri amaçlarla dahi kullanılabilecek diye satılan bir çanta. Ha, ne kadar kullanılabilir onu bilmiyorum ama sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gayet kaliteli bir çanta, onu söyleyeyim yani. Alt tarafında örneğin iç tarafında köpükler yerleştirilmiş. Direkt olarak şöyle bıraktığınızda içerisindeki eşyalar hasar görmemesi için. Ayrıca burada bulunan cırtlar sayesinde şu içeriden çıkartmanız gerekiyor cırtları. Böylece sırt çantanızın dışına asabiliyorsunuz. Taktik çantaların dışlarına asabiliyorsunuz. Şöyle delikler olur taktik çantalarda. Oralara asabiliyorsunuz. Aynı şekilde içinde farklı farklı yine eşyalarınızı sokabilmeniz için kısımlar var. Bu kısımlarda işlevsel bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. Ayrıca burada askıları var. Çantanın yanında gelen askıyla buradan asarak gündelik yaşantıda dahi kullanabilirsiniz. Kamera çantası, efendim ufak tefek eşyalarınızı koyabileceğiniz bir çanta olarak dahi kullanılabilir. Kullanışlı mı? Ya şehir içerisinde ben çok tercih etmiyorum böyle çantaları. Ama eğer sizin tercih ediyorsanız gayet güzel bir ürün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fermuarları çok kaliteli. Fermuarların hem açılması rahat hem de gördüğünüz gibi tutamaç kısımlarını, tutma yerlerini daha geniş yapmışlar. Bu sayede çok daha rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Ayrıca fermuar kısımları da 2 adet fermuarla yapılmış. Yani hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi ön taraftan yavaşça bir başlayalım. Çantanın içerisinde bayağı bir eşya var. O yüzden yavaş yavaş geçelim. Aslına bakarsak bu çanta sadece hayatta kalmak için değil. Kamp esnasında veya işte arabanızla araziye çıkıyorsunuzdur. Motosikletinizle çıkıyorsunuzdur. Yanınıza alabileceğiniz bir kit diyebiliriz. Neler var içerisinde? Hemen başlayalım. Bir tane şurada gördüğünüz gibi, hemen şuradan klipsen çıkartalım. Nightcore'un el feneri var. Ufacık tefecik bir şey. Ya şöyle göstereyim. Minicik bir şey. Minicik bir şey. Ama 380 lümen kuvvete sahip. Şöyle yakıyorsunuz. 2 adet tuşu var üzerinde. Bu iki tuştan üstteki direkt olarak hızlı çalıştırmanızı sağlıyor ve maksimum modda çalıştırıyor. 380 lümenlik modu aktif ediyor. Alt taraftaki tuşa da yine basılı tutup açıyorsunuz. Buradan da en kısık modda, şu an ateş böceği modu, bu modda saatlerce yanıyor. Herhangi bir felakette hayatta kalma durumunda en düşük avantajlı modun çok uzun süreler yanabildiği için ateş böceği modu, yani en düşük mod olduğu söyleniyor uzmanlar tarafından. İstatistiksel olarak böyle bir sonuç ortaya çıkmış. O yüzden kesinlikle bu modun yer alması çok önemli. Ekstradan tekrardan basılı tutunca da maksimum moda geçiyor. Şimdi kapatayım ve şurada yan tarafında bir tane de micro USB giriş var. Bu micro USB girişten direkt olarak şarj edebiliyorsunuz. Kesinlikle çok mantıklı bir seçenek. Şimdi bir sonraki ekipmanımız da düdük. Bu düdük de yine basit bir düdük aslına bakarsak. Direkt öttürüyorsunuz ve çevredeki insanlara kendinizi duyurabilirsiniz. Bir sonraki ekipmanımız, burada bir tane multi tool'umuz var. Ufacık bir şey gördüğünüz gibi, yüzük şeklinde. Bununla birlikte hem alyan anahtarlar var üzerinde. Alyan anahtarların olmasıyla birlikte bisikletinizi de kullanabilirsiniz. Örneğin bisikletinizin çeşitli yerlerini tamir etmek istediğinizde çok ufak bir şey. Yani cüzdanınıza bile sığabilir. O kadar diyebilirim. Gayet kullanışlı bir ekipman. Bunu da aslında hayatta kalmak kitiyle çok bağdaştırmak mümkün değil, ancak gündelik yaşantıda veya işte kamplarda, motosiklet, bisiklet aktivitelerinde yanınıza alabileceğiniz, ufak tefek ihtiyaçlarınızı, ufak tefek tamir ihtiyaçlarınızı gidermek için kullanabileceğiniz bir aksesuar. Gayet güzel ve sağlam. Özellikle ağızları da kolay kolay bozulmuyor. Şu ana kadar kullandım ve bir sorunla karşılaşmadım. Burada bir tane tel testeremiz var. Tel testere de hemen şöyle çıkartayım. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir tel testere. Bu tel testerenin çok iyi çalıştığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yani ufak tefek bir şey, ya bu iş mi görecek diye söyleyebilirsiniz, ancak gerçekten iyi iş görüyor. Ben bunu daha öncesinde de zaten bir videosunu çekmiştim. Çok kullanışlı bir alet olduğu için kesinlikle hayatta kalmak kitinde veya işte kamplara çıkarken yanınızda olabilecek bir aksesuar.
Benim çok hoşuma giden bir şey ve ya tel diyorsunuz nasıl keser? Koca ağacı bile kesebilirsiniz, ciddi söylüyorum. Azmettikten sonra kesemeyeceğiniz ağaç çok diyebilirim bununla. Gayet güzel bir ekipman. Burada bir tane daha fenerimiz var. Bu da Phoenix'in LD15R feneri. Bunu da incelemesini şuradan izleyebilirsiniz. Gayet güzel bir fener. Bu da 500 lümene kadar kuvvet sunuyor ve en düşük modda da 100 saatin üzerinde yanabiliyor. Yaklaşık bir 4 gün, 5 gün civarında yanabiliyordu. Gördüğünüz gibi en düşük mod bu. Daha sonrasında böyle arttırabiliyorsunuz. Su geçirmez aynı zamanda. Arka tarafında mıknatıs var. Mıknatısı da arabaya vesaireye takmak istediğinizde daha kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda klipsleri de var. Gayet güzel bir ürün. Su geçirmez olması en önemli etken burada. Bir sonraki ekipman Victorinox çakı. Çok büyük çoğunluğunuz biliyordur Victorinox markasını. İki adet bıçağı var üzerinde. Bu model Victorinox'un Spartan modeli. Gayet güzel bir çakı. Benim severek kullandığım bir çakı. Victorinox çakılarla ilgili şunu söylemem gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu model oldukça basit bir model. En düşük, en giriş seviyesindeki modeli tercih ettim. Bundan önce bende daha gelişmiş, daha büyük, daha genişçe şöyle 4 katmanlı bir model daha vardı. Ancak o modelde her yere taşıyamıyorsunuz yanınızda ve içerisindeki hepsini aynı anda kullanamıyorsunuz. Yani her zaman ihtiyacınız olmuyor. Ve özellikle örneğin ben sadece bıçağı kullanacağım diyelim. Bıçağı kullanmak istediğim zamanlarda diğeri geniş olduğu için tutmakta zorlanıyorsunuz. Konforlu olmuyordu. O yüzden en basit modeli olan Spartan'ı tekrardan satın aldım. Ve bunu kullanmaya devam ediyorum. Gayet güzel bir çakı. Kolay kolay körelmiyor. Zaten İsviçre'de üretilen bir çakı. O yüzden uzun yıllar boyunca kullanabileceğiniz bir şey. Yani yatırım olarak gayet uygun bir cihaz. Kesinlikle tavsiye ederim. Burada yine birkaç tane daha ürünümüz var. Telimiz var. Bu telde yaklaşık 10 metre uzunluğa sahip. Neler yapabilirsiniz? Yine ufak tefek işlerde kesinlikle fayda sağlayabilirsiniz. Hayatta kalma kitlerine eklemenizi tavsiye ederim. Terzi kiti var. Buradan eşyalarınızı tamir edebilirsiniz. Farklı boylarda çengel iğne var. Burada da balık seti var. Misinesi, çeşitli iğneler. Yine bunlarla balık tutabilirsiniz. Kesinlikle güzel bir aksesuar. Şimdi ön tarafta ve tüm eşyaları çıkarttık. İkinci kısma geçecek olursak da şu kapı tarafı kapatalım. İkinci kısımda birkaç metrelik bir paraşüt ipimiz var. Bu paraşüt ipiyle içerisinden 6 parça daha ip çıkıyor. Bu iplerle birlikte farklı farklı kullanabilirsiniz. Ucucu ekleyebilirsiniz. Hatta daha da inceltip misine halinde kullanabilirsiniz. Barınak yapmak istediğinizde kullanabilirsiniz. Böyle fosforlu olanları tercih ederek yerinizi buldurmak istediğinizde başkalarına yer bildirimi yapmak için kullanabilirsiniz. Zaten paraşüt ipi dediğinizde son zamanlarda bayağı bir popüler hale geldi. Her yerden satın alabiliyorsunuz ancak burada da bunun kalitelisini almak çok önemli. Yani bunlar yaklaşık 90 kilo gibi bir ağırlığı taşıma kapasitesine sahip. Elbette farklı farklı modellerde farklı farklı ağırlıklarla karşılaşılabiliyor ancak hepsi özellikle Çin'de üretilenler benzer performansı sergilemeyebiliyor. O yüzden orijinal olanları tercih etmenizi tavsiye ediyorum kesinlikle. Örneğin bileklik olarak çok fazla mevcut. Bileklik hallerinde de alabilirsiniz. Saat olanlar var, saatin kayışı halinde. O şekilde de kullanım sağlayabilirsiniz. Yani ihtiyacınız olduğunda saati veya bilekliği sökerek ip haline getirebilirsiniz. İpi de çeşitli alanlarda değerlendirebilirsiniz. Yine bir tane paraşüt ipi var. Paraşüt ipinden oluşturulmuş bir anahtarlık aslına bakarsak. Burada gördüğünüz gibi kancası var. Buradan şişe açabiliyorsunuz. Ufak bir tornavida ucu var. Şurada ufak bir İngiliz anahtarı gibi bir şey var. Yine bunu da hem gündelik yaşantıda hem de hayatta kalmak istediğinizde tercih edebilirsiniz. Gayet güzel, en azından gündelik yaşantıda kullanabilecek şık bir aksesuar. En önemlilerden birisi de şüphesiz pusula. Yönünüzü bulabilmeniz için gördüğünüz gibi bir tane pusulamız. Gayet kaliteli bir pusula. Burada bir tane daha bıçağımız var. Bu bıçak da yine çakı. Tek amacı bıçak, yani kesme amacıyla kullanabilirsiniz sadece. Victorinox'a kıyasla en önemli farkı bu bıçağın, bu çakının kilitli olması. Gördüğünüz gibi şöyle bastırıyorum, içeriye gitmiyor. Kapatabilmek için şurada kilit mekanizmasını aktif etmem gerekiyor. Gördüğünüz gibi böyle açıyorsunuz, kapatıyorsunuz. Şimdi bir diğer ekipmanda bir tane pensemiz var. Çok işlevli pense. Gördüğünüz gibi böyle bir tane çantası var. Bunu da inceleme videosunu yapmıştım. Şuradan izleyebilirsiniz. Bu pensenin de çok fazla özelliği yok açıkçası. Hatta çok işlevsel de değil. Hatta bunu çantadan çıkartabiliriz bile. Yani bunun da iyi markaları var. Örneğin Leatherman var. Gerber modelleri var. Ve Victorinox'un da var birkaç tane modeli. Bunlarda da iyi markalara, iyi modellere yönelmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü bunda bıçağı, törpüsü vesairesi çok işe yaramıyor. Sadece en önemli özelliği pensesi. Kampa giderken, bisiklet turlarında, motosiklet turlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. En azından ufak bir penseye ihtiyaç duyduğunuzda işinizi görecek bir pense diyebilirim. Yine en önemli durumlardan birisi de kampta ateş
ateş yakmak. Ateş yakabilmek için de şöyle büyükçe bir magnezyum çubuğu, ateş başlatıcımız var. Bununla ateşler yakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bayağı kuvvetli bir güce sahip. Özellikle şu yüzeyin keskin, tırtıklı ve aynı zamanda burasının da geniş olması çok önemli. Böylece daha fazla kıvılcım çıkartmaya başlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı kuvvetli bir cihaz. Çok rahatlıkla ateşinizi yakabilirsiniz ama burada rahatlıkla kastettiğim elbette ki çakmak rahatlığı olmayacaktır. Ekstradan çantada şu an benim çakmağım yok. Çakmak evde hiç bulamadım. Çakmak bitmiş. O yüzden ekleyemedim ama çakmak da ekleyebilirsiniz. Bu çok daha garanti bir çözüm. Bunun su geçirme, yamulma, bükülme ihtimali yok. Çok sağlam bir aksesuar. Ama dediğim gibi çakmak da koyabilirsiniz. En azından işinizi kolaylaştırır. Yine bir tane daha önemli aksesuarımız var. Uzaktan geçen insanlara kendinizi fark ettirmek istediğinizde böyle bir ayna kullanabilirsiniz. Aynanın ortasına bir tane yıldız var. Bu yıldızın içerisinden nişan alıyorsunuz. Ve daha sonrasında buradan direkt olarak hedefe sinyal gönderiyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir aksesuar. Özellikle helikopter, gemi, uçak gibi çeşitli araçlara sinyal yollamak istediğinizde çok işinize yarayacak bir aksesuar. Böyle bir şeyi kesinlikle çantanızda bulundurmanızı tavsiye ederim eğer böyle bir kit hazırlıyorsanız. Daha sonrasında burada çok güzel bir aksesuar daha var. Bu da vivalranger.com tarafından Bushcraft Essentials markasına hazırlanmış bir hayatta kalma kiti. Cüzdanınıza sığabilecek bir boyutta, şu an kapalı kutu olarak görüyorsunuz. İçerisinde balık oltası yapabileceğiniz, hayvan avlamak için kullanabileceğiniz, testeresi, çeşitli iğnelere ve kesicilere olan çok kullanışlı bir kit. Sağlam, çelikten üretilmiş bir malzeme. Bushcraft Essentials markası zaten bu tür ekipmanlar konusunda gayet iyi bir marka. Kesinlikle böyle bir ürünü de eğer ciddi işler yapıyorsanız tavsiye ederim. Burada bir de ilk yardım battaniyesi var. Bu battaniye ile de hem soğuktan hem de sıcaktan korunabilirsiniz. Özellikle vücut ısınızı korumak amacıyla çok faydalı bir ekipman. Ufacık tefecik bir şey ama gel gör ki hayatınızı gerçekten kurtarabilir. O yüzden böyle bir ekipman da kesinlikle çantanızdan eksik etmeyin. Son olarak da işte burada birkaç tane yara bandı var. Yara bandı elbette ki ekstrem durumlarda çok iyi iş görmeyecektir. Benim size tavsiyem dayanıklı ilk yardım malzemeleri kullanmanız yönünde olur. Ama videonun başında da söylediğim gibi bu ekipmanlar, bu çanta, bu kit profesyonel bir uzman tarafından hazırlanmadı ve kesinlikle bunları alın hayatta kalırsınız demiyorum. Sadece benim kendi deneyimlerim ve aynı zamanda size şöyle güzel bir video hazırlama isteğimden dolayı yaptığım bir kit. Pek çok kişinin hayatta kalma kitleri, hayatta kalma videoları ilgisini çekiyor. O yüzden bu videoyu sizlerle paylaşmak istedim. Böyle bir kiti sizlerle paylaşmak istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu kitle ilgili, bu ürünlerle ilgili açıklama kısmına linkler bırakacağım. O linklerden eğer satın almak isterseniz, detaylı incelemek isterseniz göz atabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir bölümde görüşünceye dek hoşça kalın.